Selam olsun Avrasya'ya, selam olsun Balkanlara, selam olsun Avrupa'ya. Anadolu kaplıcaları şifalı sulardan selam olsun tüm Türk diyarlarına. Ulaşabildiğimiz, ekranlarına konuk olduğumuz tüm ülkelere selam olsun. Anadolu kaplıcaları şifalı sularda Çankırı Ilgaz kaplıcalarıyla geliyoruz ekranlarınıza. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sevgili izleyenler, Anadolu kaplıcaları şifalı sularda Ilgaz kaplıcalarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ilgaz, Çankırı ile Kastamonu'nun neredeyse tam ortasında yer almakta. Şimdi Ilgaz Belediye Başkanımızı ziyaret edelim. Kaplıcalarla ilgili sorular soralım. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet sevgili izleyenler, şimdi de Ilgaz Belediye Başkanımız Sayın Arif Çayır'la beraberiz. Arif Bey merhaba. Merhaba Erdoğan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Başkanım, Ilgaz'ı, Ilgaz kaplıcalarını biraz bize anlatır mısınız? Erdoğan Bey, ben TRT Avaz olarak buraya gelmenizde büyük bir mutluluk duymuşuzdur. Bütün hemşehrilerimin adına teşekkür ederim. Ilgaz'ımız cidden çok yönlü. İşte doğasıyla, yeşiliyle, yazın yeşili, kışın beyazıyla farklı bir yer. Bir de bunun tabi şifalı sularımız var, biraz önce dediğiniz gibi işte bu kaplıcalarımız Bozan Kaplıcası, Ödemiş Kaplıcası, Kazancı yöresinde işte bu Soda şeyi, Yaylacık mevkiinde ona keza yine Soda şeyimiz var. Bu sıcak sular tabi ben 65-75 yıllarında çocukluk dönemlerimde bu sıcak suların o kadar çok şifalı, o kadar yani şey bir su olduğu belli ki şifa dağıttığı belli ki Çankırı'nın bütün yörelerinden harman zamanı, hassas zamanı sonrası buraya gelinirdi. Gitar yatak kapasitemiz var mı? Tabii o yönden şanslıyız. Bizim buradaki bu Ilgaz biliyorsunuz iki şeyde normalde dağ tek ama bir Kastamonu yakası bir de bu Çankırı tarafı var. 500 kapasiteli oluyor herhalde toplarsak bu üst üste. O da dönüşümde rahat olabilir. Ama yaz için mesela çadır kampları. Mesela şimdi de yatırımımız var bungalov evler. Şimdi inşallah onlara başlanacak. İşte bir teleferikten söz ediliyor başkanım. Ha teleferik şimdi bu Kadınçay dediğimiz mevkimizde teleferimiz var. Az önce de başkanım birçok köyde kaplıcı olduğunu söylediniz. Peki köylüler tarafından ilgi görüyor mu ya da oradaki kaplıcılar hak ettiği değeri buluyor mu? Şimdi efendim ben biraz önce tabi başta da açıkladım. Ben 65-75 yıllara şey yaptık. Tabi yıl 2015. Şimdi tabi çok üzücü bir olay diyorlar normalde. 75'te 80'lerde o köy heyetinin yapmış olduğu şey artık maalesef çok şeyini yitirmiş. Evet. Burada yeniden müteşebbislerin veyahut da devletin yetkilileriyle bir imkan sahip oraları daha büyütüp buraya daha modernize tesisler yaparak bunları açmak lazım. Eşsiz manzara eşliğinde bizi ağırladınız. Estağfurullah. Çok göreyimiz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Eğer sizlere mutlu edebilirsek, birazcık şeye katkımız olduysa biz mutlu. Ama biz bunu saymıyoruz. Daha dolu bir programla mutlaka dolu dolu yapıyoruz ama inşallah sizi diğer günlerde bekliyoruz. Ilgaz'a bağlı Ödemiş Köyü'ne geldik. Burada 3 tane farklı içmecenin olduğu söyleniyor. Ilıca'nın olduğu söyleniyor. Birazdan o Ilıca'lara, içmecelere gideceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Az önce bir çaydan ayaklarımızı sıvayarak geçtik. Şimdi burada 3 tane farklı su var. O 3 farklı sudan birinin içindeyiz şu an. Beyefendi buranın farkı nedir?
şimdi bu ada, bu çayırların içerisinde 3 tane su çıkıyor. Evet. Şimdiki kaplıca soktuğumuz, ayağımızı işte şifa niyetine girdiğimiz su kükürtlü, soğuk su. Ya buranın farkı, diğer kaplıcalardan farkı kükürtlü olup hem de soğuk olması, anladığım evet, kadarıyla. Evet, rahatsızlık vermiyor. Buharı insanı rahatsız etmiyor. Bu ısıyı daima yaz kış aynı ısıyı muhafaza ediyor. Aynı ısıyı muhafaza ediyor. Peki hangi hastalıklara iyi gelir? Vallahi onu da muhtarım bilirse, buraya gelen ziyaretçilere kendileri soruyorlar ne kadar olduğunu. Muhtar Bey, hangi hastalıklara iyi gelir bu kaplıca? Ben Ödemiş Köyü muhtarı Şükrü Kuru. Köyümüzde bulunan 3 adet göl, 2 tanesi şifalı su, 1 tanesi de içme suyu olmak üzere yan yanda 3 aya 3 tane göl var. Bu sular bildiğimiz, şimdiye kadar duyduğumuz şekle göre mide hastalıklarına, kaşıntılara, böyle yara bere olan ufak tefek şeylere iyi geldiği söyleniyor yani. Peki bu sular içilir mi? Ortadaki içme suyu içilir. Eskiden biz çörek yapardık, çöreğe katardık biz bunu, kabartır yani. Sodalı bir su olduğu için faydalı bir su yani. Hiç bir şeyi yok yani. Bugün mesela bir yara bere üzerinde olan bir kişi ayağını soksun veyahut da kaşıntısı, muşuntu hiçbir zaman kalmaz yani. En kısa zamanda deriyi yok ediyor. Peki yöre halkı tarafından kullanılıyor mu hala? Kullanılıyor. Piknik olarak da kullanıyoruz. Yaz aylarında arazimiz burada olduğu için devamlı suyundan içiyoruz, içme suyundan. Bunlar da gençlerimiz, şeylerimiz giriyorlar yani, böyle kaşıntısı şey olan kişiler. Ödemiş Köyü, Ilgaz merkeze kaç kilometre uzakta? 8 kilometre. Peki burası, bu havuz bu şekilde miydi yoksa köy tarafından mı yaptırdı? Burası geçtiğimiz çay yatağından su taştı bir zaman, burayı kapattı. Burayı yaptırıldı yani, köylü tarafından yaptırdık burayı. Kapatmıştı burayı, sel kapatmıştı. Bu vaziyette biz köy halkı olarak yaptık yani. Yani köylü kaplıcalarına, evet, şifalı sularına sahip çıkıyor, evet, diyebiliriz bunu, buradan, evet, değil mi? Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de geldiğiniz için Ödemiş Köyü halkı olarak. Efendim, nereden geldiniz buraya? Ben buraya Balıkesir'den geldim. Suyu tattım. Çok mükemmel bir suyu var. Herkese tavsiye ederim. Yani çok yani değerli ve katkılı. Benim şu anda mide şişkinliğim vardı. Şu anda mide şişkinliğim hafifleme durumda. Yani mideye mi ilgili? Evet, mide rahatsızlığına, hazımsızlara. Bir güzel, çok mükemmel. Peki tadı nasıldır? Tadı şu anda aynı bir maden suyu gibi bir tadı var. Yani ne acı ne tatlı. Orta şekilde. Şişelenmemiş. Kuyusundan geliyorsunuz, çekiyorsunuz. Tabii, tabii, kendiniz de olur, kendiniz içiyorsunuz. Evet, doğal. Çok doğaldır. Kendimiz çekiyoruz, kendimiz içiyoruz. Benim annelerim. Sağ olsunlar. Ilgaz'ımızın cidden işte ileri gelenlerdir. Yıllarını Ilgaz'a vermişlerdi. Hepsi böyle işte giyimleri, kuşamalarıyla bir kültürü tespit eder. İnançlarıyla, doğruluklarıyla, dürüstlüklerle hayırlı evlatlar büyütmüşler memleketlerinde. Evet. Bu büyütmüş olanların bir kısmı bürokrat olmuştur. Bir kısmı işte iş adamı olmuştur. Şimdi bize buraya ziyarete geldiğimizi tesadüf kendilerine karşılaştığımızda mutluluk duydum. Ben dediler, neredesin başkan? Buradayım. Ellerini öptüm. Ramazan ayı kutladım. Şimdi ben şunu diyorum. Cümlemize sizden Allah razı olsun annem. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz hayır duanız benden eksik etmeyin. Çok doğru. Çok her zaman Ramazan'ımda. Bak hep dua diyoruz. Şimdi dedim ki burada dedim aşağı bozanda bizim şifalı sularımız vardı. Bilir misiniz? Bildiler bunlar. Çünkü ben o zaman çocuktum. Biz orada içiyorduk tabii. Bak, oradaki şifalı sular nasıldı teyzem o zamanlar? Çok güzeldi. Çok çok. Nerede o suyumuz? Sürekli gider miydiniz? Tabii. Burası ermiş suyuydu. Onunla falan hep kayboldu. Peki ama suları sıcak mıydı, nasıldı, soğuk ılığıydı mu? Ilığıydı. Tamam. Genelde hangi mevsimlerde giriyordunuz? Kışın ıslak oldu, yazın soğuk oldu. Evet. Niye şifalıydı o sular, onu bir anlatır mısın anne? İşte o çıkıntı çıkardı çocukta filan hani.
onlara faydalı. Romatizma mı? Evet, neydi evet. Yani? Cilt romatizmiye, cilt hastalıklarına filanın evet. faydası oldu onların. Evet. Şimdi kayboldu diyorlar, gidemiyoruz evet, kaybolduk. Ben arkadaşlara şunu dedim, dedim ki zamanında bir önce röportaj yaptık. Ta Çankırı'dan ve bütün Türkiye'nin birçok yerinden Harman sonrası buraya geldiklerinde grup grup geldiler değil mi? Traktörlerle geçerlerdi. Evet, evet. Bozan suyu. Bozan suyu meşhurdu. Türkiye'de meşhurdu. Meşhurdu ya, cidden meşhurdu. Yapraklı'dan gelirlerdi, Çankırı'dan gelirlerdi. Birçok yerden geliyorlar diyorsunuz. Evet, hep gelirler. Bir de bu acıdan olsun. Diğer, evet, diğer annemizi de soralım. Ablacığım gelsene. Evet. Abla, buradaki abla. Şifalı sular eskiden nasıldı? Bize biraz çok, anlatır mısınız anneciğim? Çok güzel idin oğlum, çok güzel idin. Öyle böyle güzel değildin. Yani sıfırdı, kilim, keçe şey diyorduk, yıkıyorduk. Ilığıdı sular. Çok güzel idi. Peki hangi hastalıklara şifa geliyordu? O zamanlarda bir derdiniz olduğunuz zaman derman bulmak için gidiyor muydunuz? Yarıya, beriye mesela ayağında bir şey çıktı. Onlara falan çok güzel, bakın, faydalıydı. Erdoğan Bey, evet. Şimdi Hacer'den dedi ki, oğlum çocuğu olmayanlara çocuk dünyaya geliyor. Bak evet. O da var. Nasıl? Beşini biraz anladın. Var mı böyle bir hikaye? Evet, beşini dikecektim de evet. Ondan, o yönden sıkıldım diyemedim. Her şey, her yöne şifalıydı. Yani çocuğu evet. olmayanlar evet. gelip evet. o kaplıca suyundan yararlanıp evet. çocuğu belli bir süre sonra evet. oluyordu diyorsun. Şu çamaşırhaneye çamaşır yıkamaya gelirdik. Su dolardık. Burası iyi diye su dolar giderdik. Evet. Orada bizim de vardı yukarı evde. Ben de buradayım. Beyefendi nereden geldiniz buraya? Çorum'dan. Çorum'dan geldiniz. Evet. Buraya niçin geldiniz peki? Huzur evinde yakalıyorum. Evet. Huzur evinde yakalıyorsunuz. Peki içmecenin yanındayız şu an. Elimizde de içmece suyu var elimizde. Evet. Nasıldır tadı? İçmek ister misiniz? Çok güzel. Peki. Maden suyu. Doğal maden suyu diyorsunuz. Doğal maden suyu işte bu. Peki midenizde bir rahatsızlık falan var mı? Hayır, şu anda yok. Şifa ama niyetli içiyoruz. Şifa niyetine içiyoruz. Güzel bir su. Peki öneriyor musunuz? Peki burada bir şifalı su olduğu söyleniyor. Evet. Bu hangi hastalıklara iyi gelir bilir misin? Mide yanmasına, mide ağrısına, bağırsaklara çok iyi geldiği söyleniyor. Gelenler de içenler de çok memnun. Yani dışarıdan çok kişi geliyor mu buraya? Geliyor. Çevre illerden falan? Yani geliyorlar. Biz de zaten söylüyoruz. Buraya yol gösteriyoruz yani buraya gelmeleri için. Yani şifa bulsunlar, buraya gelsinler, sularını aynen öyle, alışsınlar. Aynen öyle. Soda tadında olduğu söyleniyor suyun. Evet, soda tadında çok memnun kalıyorlar. Yani buraya gelenler de gerçekten de çok memnun kalıyorlar. Her bir şekilde Türkiye'nin hangi çapında olursa olsun öneriyoruz, için diyoruz. Hani şifa sağlık bakımından, hı. sağlık bakımından çok iyi. Bir tarafta Kaplıcaları, bir tarafta Ilgaz Dağları. Böyle bir doğada yaşamak sizin için ne ifade ediyor? Nasıl bir duygu? Vallahi Ilgaz huzur dolu. Tam böyle yaşanacak, insanların yaşayabileceği çok güzel bir yer. Evet. İnsanlar, ben Ankara'da yaşıyorum. Buraya geldiğim zaman huzur buluyorum. Burada oksijeni depoluyorum. Ankara'da gidiyorum, boşaltıyorum oksijeni. Çok güzel. Buraya gelince çok stres atıyorsunuz. Buraya yani. Gelince stres atıyoruz. Buranın Ramazanları ayrı bir güzel. Evet. Peki evet. geçmişte Kaplıcaları daha meşhurmuş. Evet. O Kaplıcalara gider miydiniz? Tabii ki. Bizim köyümüz var şurada. 5 kilometre ileride aşağı Bozan köyü. Hı hı. Orada bizim Kaplıcalarımız var. Bozan suyu diye geçer. Yazın orada iki taraflı, kadın erkekli ayrı tarafları var. Hatta rahmetli babam orayı işletmiş sağlığında. O köy muhtarıyken orayı işletmiş para karşılığı. Evet. Yani bu çevreden, Çankırı'nın çevresinden, Yapraklı'dan, işte Eldivan'dan sürekli minibüslerle, otobüslerle oraya akın akın insanlar gelirmiş. Burada civar köylerde, Bozan'da, Ödemiş'te, Kazancı köyünde böyle yani şifalısı olduğunu biliriz. Hatta zaman zaman buralarda şifa için diğer civarlardan, Çankırı'dan, diğer kazalardan gelip şifa bulanları da duyduk. Peki ne tür şifalar buluyorlardı? Yani hani hangi hastalıklara iyi geliyor? Bunlar bedensel işte bu beden kaşıntısı. Manevi yönden de böyle şifa olduğunu duyduk büyüklerimizden. Ruhen de dinleniyorlar tabii, yani. Ruhen de dinlediklerini büyüklerimizden duyduk. İnşallah bütün ameller niyetlere göredir. Evet. Rabbim o niyetlere göre şifasında bulmuşlardır. Böyle çok akım olarak gelirlerdi. Hatta burada Ödemiş köyündeki yerde hemen birkaç metre mesafesinde hem tatlı su hem de acı su da vardır. Kazancı da öyledir. Hatta Kazancı köyünün suyuna bazı biz tabiri caizse davar
deriz keçi hayvanına. Onlar da uyuz hastalığı olduğu zaman oraya gelirlerdi. Orada şifa bulduklarını duyardık ve öyle biliyoruz. Peki acı su diyorsunuz, tatlı su diyorsunuz. Acı suyun özelliği neydi? Acı suyun özelliği böyle kekresi deriz yani. Evet. Biz belki anlatamayız ama beni bağışlayın. Yani böyle tabi suyundan farklı bir su. Mesela ekşimsi, kekresi böyle bir su. Hazmi kolay olan. Hatta hazmi kolaylaştırmak için içiliyordu yani. Kolaylaştırmak için. Yalaycık'taki sudan böyle çörek, ekmek yapıldığı zaman çok kabardığını, çok evet. güzel olduğunu duyarız. Peki şimdi nasıldır? Yine gidiyor musunuz? Yine bazen gideriz. Yalaycık'taki su temizdir, kuyusu vardır, kovası vardır. Oradan alır içeriz. Peki oraların geliştirilmesi için farklı beklentileriniz var mı? Muhterem bunlar bir tabi kaynat, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu güzel nimetlerdir. Bunlar değerlendirilirse güzel olur, çok güzel olur. Halkımıza bir hizmet sunar, toplum oradan şifa bulur. Benim kızım sedef hastalığıydı. Bozan suyu olsun, kazancı suyu olsun. Gerçekten bunların faydasını gördük. Akın akın gelenler olurdu. Bu onacın olmuş olduğu yerdeki maden suyunda eş değerli. Kazancımız İçmece var. İçmece yani. İçmece. Bayağı işte aynı bir maden suyu içermiş gibi. Hazımı kolay. Tamam mı? Hocamın da dediği gibi çörek, öt olsun, öt şeylere de bayağı bir katkısı oluyor yani. Yüz bin cefa kılsan bana, senden yüzüm döndürmezem. Canım dahi alır isen, senden yüzüm döndürmezem. Ben severim can ile, kul olmuşum kurban ile. Kanım döküp kurban eyle, yüzüm senden döndürmezem. Evet sevgili izleyenler, Yunus Emre dizeleriyle ayrılıyoruz Ilgaz'dan, Ilgaz kaplıcalarından. Anadolu Kaplıcaları Şifalı Sular Ilgaz Kaplıcaları ile geldi ekranlarınıza. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sevgi ve sağlıcakla kalın.